Selam millet, Mert karşınızda. Bugün uzun süredir incelemediğimiz bir mekanik klavye incelemesi yapacağız. Biliyorsunuz genellikle mekanik RGB klavyeler inceliyorum ama bu RGB'nin de ötesinde pavyon usulü bir klavye. Her yeri ışıklı. Şu ana kadar incelediğim en çok ışık saçan, en gösterişli klavye bu olabilir. Ama öncesinde size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Oyuncu Market. Biliyorsunuz birçok ürün inceliyorum. Kimisi firmalardan geliyor, kimisini ben incelemek için satın alıp tekrardan satıyorum. Ve bu ürünleri güvenli bir şekilde satacak bir platform arıyordum. Oyuncu Market'e denk geldim. Sadece satım değil, alımla yapabiliyorsunuz. İkinci el, sıfır, bir sürü ürün var. Ve en önemli kısmına geleyim. Güvenilir mi? Evet, güvenilir. Çünkü ödeme sistemi olarak EasyCo'yu kullanıyor. AliExpress, Banggood ödeme yöntemi olarak EasyCo'yu kullanıyor Türkiye'de. Yani bir havuz sistemi gibi düşünebilirsiniz. Siz ödemeyi yapıyorsunuz. Ürün satın aldığınızı varsayıyorum. Ürün size geliyor. Ürüne bakıyorsunuz. Evet, tamam. Hiçbir problem yok. Onaylıyorsunuz. Sonra satıcı parasını alıyor. Yani bir havuz sistemiyle çalışıyor. EasyCo, siz ürünü onaylamadan, kontrol etmeden paranızı karşı tarafa yollamıyor. Ve şöyle bir güzelliği var. %5 komisyonla çalışıyor. Çok düşük bir rakam. Ama o %5'i fazlasıyla çıkartabiliyorsunuz çünkü sizin için anlaşmalı oldukları kargoları kullanıyorlar. Yani normalde 35 liraya yollayacağınız bir kargoyu 10 lira, 12 lira gibi bir paraya yolluyorsunuz. O %5'i çoktan çıkarmış oluyorsunuz. Tabii ki sattığınız ürünün fiyatına göre değişir. Ben yaklaşık 4 gündür kullanıyorum. Sanırım 7 tane ürün ekledim. 2 tanesi satıldı bile. İlk alışverişim sorunsuz gerçekleşti. Kulaklık satmıştım. Alıcıya ulaştığımda alıcı direkt onayladı ve param bir gün içerisinde hesabıma yattı. Evet, uygulamayı biraz göstereyim sizlere. Uygulamamız arayüz açısından Letgo'ya çok benziyor. Ama Letgo'da şöyle bir dezavantaj var. Sadece yakın çevrenizdeki insanlar görebiliyor ürünleri. Ama bu uygulamada tüm Türkiye arama yaparak sizin ürünlerinize ulaşabiliyor. Bu güzel bir avantaj. Bir sürü ürün var. Yani ikinci el bilgisayar bile toplayabilirsiniz. Dediğim gibi kontrol etmeden karşı taraf parasını almıyor. Herhangi bir problem görürseniz iade ediyorsunuz. Paranız geri yatıyor. Bakın dediğim gibi toplamda 7 tane ürün paylaşmışım. 5 tanesi hala ilanda, 2 tanesi satılmış. Mesela dün işte Rampage Rapido Plus klavye satmıştım. Dün kargoya verdim. Alıcı daha henüz teslim almamış. Tamamlananlar bölümüne geleyim. Bakın burada Rampage Drop Plus'ı satmışım. Bu tamamlandı. Paramı aldım ben. Ve takip sistemi gerçekten güzel. Yani ürünü kargoya veriyorsunuz. Size bir kod veriyor uygulama. O kodla indirimli bir şekilde vermiş oluyorsunuz ve hangi adrese gidecek, kim yolluyor gibi sorularla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü otomatik sistem tüm bilgileri alıp ona göre bir kod veriyor ve kodu yazdıklarında tüm bilgiler orada çıkıyor. Ve gönderdiğiniz kişi sizin hiçbir kişisel bilginize ulaşamıyor. Yani ne numaranız ne adresiniz yazmıyor üstünde. Bu da gerçekten güzel. Evet, Rampage Drop Plus, yani sattığım ürüne gelelim. 300 liralık bir fiyat belirlemiştim. Sadece %5 kesinti oldu. 285 lira benim hesabıma yatmış durumda. Bakın baktığınızda 15 liralık bir kayıp var değil mi? Bu kargo 13 liraya gönderilebiliyor bu uygulama sayesinde. Normalde gönderseniz tam 30-35 lira para ödüyorsunuz. Yani o 15 liralık kesintinin üstüne kar etmiş oluyorsunuz. Ürünü alan kişi onayladığı gün benim hesabıma geçti. Bakın görebilirsiniz burada. Param EasyCo'dan yatıyor. Tamamen güvenilir bir sistem. Yani sizin de evinizde kullanmayıp satmak istediğiniz ürünler varsa, bu oyuncu ekipman olur, mouse olur, elektronik bir şey olur, bu uygulamaya yükleyebilirsiniz. Gerçekten hızlı satılıyor. Bir de birebir muhatap olmuyorsunuz satın alan kişilerle. İşte Letgo'daki gibi yok pazarlık payı var mı, hala satılık mı gibi boş muhabbetlerle karşılaşmıyorsunuz. Direkt satın almak isteyen kişi o fiyatla kredi kartı bilgilerine girip satın alıyor ürünü. Ve kafanız rahat bir şekilde gidip kargoya veriyorsunuz. İşlem tamam, bu kadar. Oyuncu Market'te ikinci el ürünleri de bulabilirsiniz. Hani daha uygun fiyatlı bir ekipman dizeyim, bilgisayar toplayayım derseniz bunlar da mevcut. Siz de satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde kontrol etmeden onaylamıyorsunuz. Yani herhangi bir problem olduğunda iadeniz de mevcut. Dediğim gibi uygulamanın linkini aşağıya bıraktım. Oradan indirebilirsiniz. Hadi videoya devam. Evet, yine ürünümüzü banggood.com'dan aldım. Şöyle her tarafını ben karaladım. Arkadaş, 3 tane yere adresimi, telefonumu yazmışlar yani. Yeter. Ürün çok hızlı bir şekilde elime ulaştı. Yaklaşık 8 gün sürdü gelmesi. Çünkü hızlı kargo vergiler dahil seçeneğiyle aldım. Vergileri önceden ödedim. Yani kapıma geldiğimde herhangi bir vergi falan ödemedim. Gayet sağlam bir şekilde gelmiş. Vay kral. Evet. Hemen bir kutumuzu açalım. Gerçekten merak ediyorum. Bayağıdır klavye incelemiyoruz diye satın aldım. İhtiyacım yok. Bu klavyeyi de Oyuncu Market üzerinden satacağım bu arada. İsteyenler bakabilir. Birkaç tane ilanım daha var. Ulan
Yo. Evet, klavyemiz gayet sade bir kutuya sahip. Hiç renk menk yok. Üstünde klavyemizin görseli var. Şurada görebilirsiniz ürünümüz mavi switch. Yan tarafında tekrar markamız yazıyor. Altında profesyonel gaming gear yazıyor. Bakalım gerçekten profesyonellere layık mı? Lan açın lan. Evet, burada bir kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Çince, İngilizce karışık. Gelelim Babaşko'ya. Evet, çok fazla bir şey yok. Klavyeden önce şu aksesuarlarına bakalım. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir şeyle karşı karşıyayım şu an. Abi büyük ihtimal bu tuşların arasını temizlemek için bir fırça yollamışlar. Ve fırçaların boyutu gayet uzun. Tuşların en altına kadar ulaşır. Deneriz zaten. Ama çok güzel bir çözüm olmuş bu. Bu da hayatımda gördüğüm en gösterişli tuş çıkarıcı. Bu ne ya böyle? Alaşımlı malaşımlı. Atnalı gibi duruyor. Bir de böyle bir kablomuz çıktı. Örme bir kablo değil, silikon bir kablo. Hatta doku olarak tamamen Apple'ın kablosuna benziyor diyebilirim. Böyle yumuşacık silikon bir hissiyatı var. USB tip A'dan USB Type-C'ye bir çevirici. Gayet güzel. Ve gelelim bebeğe. Klavyemiz 87 tuşlu bir klavye. Bir numaratöre sahip değil. Yön tuşlarımız burada ayrılmış. Bu gayet güzel. Klavyeleri küçültmek için bu yön tuşlarını buraya sıkıştırıyorlar. Kimisi daha rahat ediyor, daha hoşuna gidiyor. Kimisi sevmiyor. Ben bu şekilde ayrı olmasına alıştım. Kullandığım klavye de o şekilde. Yukarıda fonksiyon tuşlarımız mevcut. Ama klavyemiz yurt dışı bir klavye olduğu için Türkçe karakterler yer almıyor. Bunları zaten ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ezberlemediyseniz de zamanla alışırsınız. Klavyemizin çok değişik bir dokusu var. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Böyle plastik camlar olur ya. Tamamen onlar gibi. Arkası da aynı şekilde. 4 tane silikon ayakçığımız var burada. Maalesef ayarlanamıyor yüksekliği. Üst kısmına geldiğimizde de tek bir USB Type-C girişimiz var. Bu da güç girişimiz oluyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Şeyi çok güzel yapılmış şu tasarım. 3 kat dediğim gibi plastik camla yapılmış. Bunun adını gerçekten bilmiyorum. Bilen varsa aşağıda yoruma yazsın. Dokusu da çok tatlı. Hemen bir şu atnalına benzeyen tuş çıkarıcımızı deneyelim. Switch'imiz mavi switch. Ortalama bir sesi var. Sesli sevenler kırmızı switch tercih edebilirler. Biraz sesini dinleteyim ben size. Arasını da göstereyim. Klavyemiz düz bir panelden oluşuyor. Yani tuşların olduğu yerde bir çukurluk yok. Direkt tuşların altını görebiliyorsunuz. Ve bununla temizlerken çok rahat temizlersiniz. Çünkü içerisi oyuk olsa dışarı atmakta zorlanırdınız. Pislikleri vesaire. Şöyle bir yandan görelim hatta fırçamızı. Bakın. Bu şekilde gidişatını görebilirsiniz. Gayet başarılı olmuş ve güzel düşünülmüş. Sevdim. Çok da tatlı. Hadi artık klavyemizi bilgisayarımıza bağlayalım. Ben ışıklarını çok merak ediyorum. Evet, herkes hazırsa takıyorum. Hadi bakalım. Açılışa bak. Vah, vah, vah. Bir şey söyleyeyim mi? Beklediğimden de pavyona. Bu nedir arkadaş? Şöyle tuşlarımız çift baskılı. Önce şeffaf bir bölüm basılmış. Üstüne beyaz bir plastik basılmış. Bu yüzden harfler şeffaf olarak gözükebiliyor. Silinme gibi bir durum olmuyor. Çünkü boya değil. Panelimiz tamamen ışıklı. Şöyle arkadan göstereyim. LED'leri çevresine koymuşlar. Bu kullandıkları plastik cam katman sayesinde tüm klavyeye yayılıyor. Şöyle görebilirsiniz. Şu an bir rainbow efekti var. Yavaş yavaş geçiş yapıyor. Bu arada şu an emin değilim ama sizin gözünüze ledler yanıp sönüyor gibi gelebilir. O ışığın herzinin kameranın herzinden farklı olmasından kaynaklı. Yani görüntü normal size öyle geliyorsa da bunu ekleyeyim. Evet, hafif ışığı açtım kenardan daha rahat görebilelim diye. Şimdi size fonksiyonlarını nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim. Burada Fn yani fonksiyon tuşumuz var. Bastığınızda yukarı doğru basarsanız parlaklık artıyor. Aşağı doğru basarsanız yavaş yavaş parlaklığı kısıyor. Bu şekilde. Bu tuşların ayarları. Yani tuşların parlaklığını açıp kısıyorsunuz. Fn'e basıp sağa bastığımızda arka panelimizin ve tuşlarımızın renklerini değiştirebiliyoruz. Yine aynı geçiş duruyor. Bu sadece renk değişimi. Bu şekilde ışıksız da kullanabiliyorsunuz.
Toplamda 9 farklı renk var. Şimdi asıl bomba yere gelelim. 18 tane efekti var bu klavyenin ve gerçekten merak ediyorum. Fn'e basıp del tuşuna bastığımızda modlar değişiyor. Aslında tam rainbow efekti bu. Geçiyoruz. Bu da biraz daha değişik bir rainbow. Ama aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Var bir fark ama çözemedim ben. Evet, bu çevreden dolaşıyor mesela bu kırmızılık. O ortadan geçiyordu. Size klavyeyi nasıl sıfırlamanız gerektiğini göstereyim. Fn'e basıyorsunuz ve backspace tuşuna 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Ve klavyeyi ilk açıldığı konuma getirdi. Tüm ayarlarını sıfırladı. Şimdi fonksiyonlar bölümüne geleyim. Fn'e basıyorsunuz. Home tuşuna bastım. Bakın. Böyle bir efekt var. Panelimizin ışıkları yanmaya devam ediyor. Tuşlarımız bastığımız tuştan itibaren renk yayılması oluşuyor. Home'a tekrar bastım. Bu şekilde sadece bastığımız tuş yanıyor. Bir daha basıyorum. Bastığımız sıra yanıyor. Bir daha basıyorum. Yine aynı yayılmaya geçti. Şimdi Fn Page Up'a basıyorum. Bu şekilde farklı bir dalgalanma efekti yapıyor. Yine bastım. Bu biraz şov değil mi ya? Bir daha ve tekrar eski haline geldi. Fn'e tekrar basıyorum. Delete tuşu. Fn End'e bastığımızda da bu şekilde Stars efekti dediğimiz bir efekti var. Tekrar basıyorum. Bunun daha yavaşı var böyle. Bir daha bastım. Normale döndü. Fn Page Down diyorum. Bu efektleri tuşlara ayırması çok tuhaf olmuş. Garibime gitti. İlk defa görüyorum. Genellikle tek tuştan yapıyorsunuzdur bunları. Bu şekilde 6'ya bölmüşler gibi bir şey olmuş. Her birinde 3 tane efekt var. Fn Insert'e basıyorum. Böyle daha değişik bir efekt var. Güzelmiş bu arada bu. Bunu sevdim. Hayatımda gördüğüm en garip efektlere sahip. Yani gerçekten çok farklı. Evet. Ürünümüzün teknik özelliklerinden bahsedelim. Ürünümüzün markası Vomier. Modeli K87. 87 tuşlu bir RGB mekanik klavye. Klavyemizin ağırlığı 810 gram. Bağlantı tipi kablolu. USB Type-C 3.1 kullanıyor. Ürünümüzün toplamda 18 tane RGB modu bulunmakta. Mekanik olarak mavi yani blue switchlere sahip. Ürünümüz yaklaşık 37 cm uzunluğa, 14 cm genişliğe ve 3 cm kalınlığa sahip. Ürünümüzün kutusundan aksesuar olarak bir tane tuş çıkartıcı ve bir tane temizleme fırçası çıkıyor. Abi şu klavyenin görüntüsüne bakar mısınız ya? Tam pavyon usulü ya. Ankaralı Turgut royalty free olsa koyardık. Telif yeriz lan. Yemin ederim Ankara pavyonları kıskanır abi ya. Evet, klavyemizi bir masaüstü bilgisayarımıza bağlayalım. Oyun testini yapalım. Öncelikle ben düşüncelerimi de söyleyeyim burada. Ben klavyeyi çok beğendim. Çok kaliteli bir hissiyatı var. Ağır da bir klavye değil. Eğer RGB seviyorsanız tam sizlik diyebilirim. Ben biraz RGB'den sıkıldım. Çünkü her şeyim RGB'ydi bir dönem biliyorsunuz. Ama dediğim gibi hala bayılan, çok seven varsa gayet gösterişli bir klavye. Yani evinize arkadaşınız, eşiniz, dostunuz geldiğinde kesinlikle sorar bu klavyeyi. Çünkü alışılmadık bir tarz. Neyse, hadi oyun testinde görüşürüz. Evet, bir de oyuna geçmeden önce size klavyenin masa üstündeki duruşunu göstermek istedim. Biraz loş bir ışık var şu an burada ve görüntü bu şekilde. Şuna değinmeyi unuttum. Enter tuşumuz küçük, büyük olsaydı daha güzel olabilirdi. Herhangi bir black desteğimiz de mevcut değil. Bu şekilde yazmanız gerekiyor ve eğim ayarı olmadığı için en başta alışmanız zor gelebilir. Sonrasında zaten çok rahat adapte oluyorsunuz. Daha önce bu tarz bir klavye kullandım ben. Ama görüntüye bak ya, fişek fişek. Evet, klavyemizin oyun performansına gelelim. Tuşların çıkardığı ses gayet güzel. Ne fazla ne düşük. Geri tepmeyi çok güzel hissedebiliyorsunuz. Tuşlar karanlıkta hem güzel bir görüntü yaratıyor hem de çok rahat görebiliyorsunuz hangi harf olduğunu. Ergonomisine geldiğimizde takıp çıkartılabilen bir bilek desteği olabilirdi. Ama kötü değil kesinlikle. Klavyenin bana göre tek negatif yönü eğiminin ayarlanamıyor olması. Ben klavyeleri yaklaşık 10 derecelik eğimle kullanıyorum. Bunda öyle bir seçeneğimiz yok maalesef. Oyun performansı açısından ve ergonomi rahatlığı açısından benden 10 üzerinden 7 aldı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ürün hakkındaki düşüncelerimi zaten oyun testi sırasında söyledim. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında var. Son bir kez ürünü göstereyim. Bakar mısınız? Hangimiz daha pavyon? Ben mi o mu? Oh yeah. Neyse hadi bakalım. Zaten uzun bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.